Herkese merhaba, Single Player hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum. Çok zaman oldu. Charge Rabbit 2'ye atmıştım. Rabbit 2'ye attıktan sonra da ilk yaptığım şey Draki'nin chat göreviydi. Ondan sonra bir daha video çekmedim zaten. Çoğu yerde farm videosu çektim. Chat görevlerinin de tamamını çektim. Ondan sonra zaten Charge Rabbit attığım için görevlerle falan uğraştım. Bütün görevleri bitirdim. Birkaç tanesi hariç %45 oldu XP bu arada. Şurada 3 tane var hatta üzerimde. Yani 3 tane CZ görevi kaldı. Keramaş, Evil. Bir de 100 tane karus kesmem lazım. Onun dışında Estland'da da işte Boro, Balrog, Troll Kaptan, Troll, Berserker, Darkstone. Bir de Auf vardı galiba. Onun dışında hiçbir şey kalmadı. Bütün görevleri yaptım. Şimdi farklı bir farm yapacağım. Şöyle üzerimde boşalttım. Yani oku potu falan fulledim. Üzerimde para var mı? Slottan para çıkıyor mu? Hiç dikkat etmedim. MS'lerin de videosunu yani bugün yarın falan çekmeyi düşünüyorum. XTC'de var, chat görevinden almıştım. Yani kullanacağım bunlarda. Yani bir iki tane daha MS çıkar mı diye bekledim aslında. Hani SC varken gireyim diye. Bakacağım duruma göre. Şimdi şöyle, hatta bir yandan ilerleyeyim ben. Anahtarları da aldım üzerime, şöyle göstereyim. Charda Rabbit 2. Dün Delos görevlerini yaptım. Onları sona bırakmıştım. Nasılsa bir ara gider yaparım kolay diye. Gloomhaunt ve Phantom görevi var biliyorsunuz. Ondan sonra da bir de Fallen Angel var. İşte Phantom'dan 2-3 kat yukarıda sanırım. İşte Phantom var, Ghost Warrior var. Aynen 2-3 kat falan yukarıda olması lazım. Şöyle garip bir olay yaşadım. Aslında hatta Solt'a gidip de mi anlatsam. Şeyin altında, Fallen Angel'ın altında. Fallen Angel'dan bu arada kemik görevi var. Bilmeyenler varsa MNC'de Pires Minerva'da 25 milyon mu 20 milyon mu ne? Bir tane kemik çıkarmanız gerekiyor. Ya yani bana şansıma zaten tekte çıktı. Rabbit atmadan önce de tekte çıkmıştı. Ama arkadaşa falan yardım etmeye gittiğim zaman bayağı bir uğraşmıştık. 10-15 tane kesme çıksın diye. Tamamen şansa bağlı. Fallen Angel'ın alt katında bir arkadaş var. Bir canavar var. Adı Reaper mı? Reaper diye mi okunuyor bilmiyorum. Şimdi gideceğiz zaten. Reaper diye bir arkadaş var. Bugün onu farmlayacağım. Neden diyeceksiniz? Fallen Angel görevine giderken burada hiç duyulmamış, hiç denenmemiş bir canavar diye biliyorum. Fallen Angel'a çıkarken öyle gözüme takıldı. Dedim ki bir tane keseyim hani geçerken. Kestim, buz çıktı. Yani milyonda bir ihtimal mi? Şuraya şey alayım. Milyonda bir ihtimal mi yoksa gerçekten drop'u var mı? Yani öyle bir saatte 2-3 tane falan atar mı? Hiç bilmiyorum. Duymadım, görmedim. Yani hiç kesmedim. Sadece geçerken bir tane kestim ve buz attı. Şimdi gidelim slot'a da. Aynen az kaldı. Ghost Warrior'lar da bayağıdır boş. Dün de boştu. Drop'unu falan mı kapattılar bilmiyorum. Evet şunlar. Biraz tehlikeliler. Hatta şöyle ben bir Fallen Angel'la göstereyim. Fallen Angel'lar da zor, slota girmemiz lazım. Hepsi vuruyor. Ben çekerek kestim. Şurayı alacağım. Respawn'ı. Birisi gelir slotta rahatsız ederse tekrar yukarı çıkmayayım. Bu arada 5 tane anahtar harcamışım. Yani buraya gelmek istediğiniz zaman 5 tane anahtar alsanız üzerinize yetiyormuş. Onu da hesapladım sizin için. Şimdi geldim. 1-2 tane keseyim. Bu sayaç falan hiçbir şey hazırlamadım. Kolay ölüyorlar ama çok kötü vuruyorlar. Dikkat etmeniz lazım. Bakın AC'm var. 800 AC varken 700 vurdu bana. Slota falan
girmeyi düşünmüyorum. Şöyle uzaktan aslında vurup vurup, çünkü üzerinde peri yok. Üzerinde peri olsa hızlı bir şekilde dönerdim. Şöyle bir tane daha keseceğim, öylesine gösterme amaçlı. Onun dışında sayacı başlatacağım. Daha hazırlamadım, şimdi hazırlayacağım. 1 saat boyunca Reaper keseceğim. Çıkacak mı boss bilmiyorum. Yani milyonda bir ihtimale de denk gelmiş olabilirim. Yani var mıdır o bu bilmiyorum çünkü. Sayacımı açmaya çalışıyorum. Tamamdır, hazırladım. Şimdi durduracağım videoyu. Eğer bir drop çıkarsa, zaten para çıkmıyormuş. Onu gördüm. Hani buz, Abyss Cam, TS, Magic Hammer, Magic Hammer. Hani ne çıkıyor bilmiyorum. Bir şeyler çıktıkça haber vermeye çalışacağım. Çok da bölmem muhtemelen videoyu. Yani bir ortada bir de sonda açabilirim. Yani yarım saat kala ve bitmesine birkaç dakika kala. Şu ofisi sileyim de. Şimdi başlatacağım ben sayacımı. Videoyu durduruyorum. Birazdan görüşürüz. Tekrar birlikteyiz. 4 dakika oldu. 4 dakikada üstüm doldu. Şöyle 2 tane Abyss Cam çıktı. Onun dışında bayağı bir çer çöp çıktı. Yani ne edecek görmek istiyorum. Bir de buradan çıkarken de anahtar istiyor muydu, ona bakacağım. Yok, anahtar istememiş. Güzel. Çünkü bu iki kat arasında muhtemelen sürekli gidip gel yapacağım. Üzerim boşaltmak için. Üzerimdeki parayı not edeceğim bir kenara. Çünkü bayağı bir çer çöp atacak sanırım. 4 dakikada doldu üzerim. Şuraya 1, 502, 426 yazıyorum. En son bunda düşerim. Totalden. Bakalım bir şey kazandıracak mı şarjörler? Yani 127K fena değil. 100K desek 4 dakikada. Yani 60 bölü 4'ten 15 yapıyor. 15 çarpı 100'den 1,5 M falan yapacak. Sanırım çöplerden, yani minimumdan hesapladım. Yani 1,5-2 M falan çöplerden kasacağız sanırım. Onun dışında Abyss Cam'de çıktı 2 tane. Yani bir tane veya 2 tane de bu satarsa baya 6-7 M falan bize kar bırakacak diye tahmin ediyorum. Hani kabaca hesapladım. Tabii hiç buz çıkmazsa yine 1,5-2 M falan tahminim var. Şimdi tekrar durduruyorum videoyu. Tekrar üzerimde olduğunu da açmam. Yani buz çıkarsa açarım. Veya Abyss Cam dışında Magic Hammer veya TS çıkarsa açarım. Hani bunun da durumu varmış diye söylemek için. Onun dışında yarım saat kala açacağım. Şu an 56 dakika kaldı. Yani 4 dakika geçti. Tam yarım saat kala, ya tam olmasa bile hani 27, 28, 25 üzerimde olduğunu açacağım. Yani tam videonun ortalarında üzerimde olduğu zaman açacağım. Şimdilik durduruyorum. Evet, ilk busumu aldım. 45 dakika var şu anda. Yani 15 dakika geçti şöyle altta. Vallahi doğruymuş. Yani milyonda bir falan değil. Varmış drop'u. Kesmeye devam ediyorum. Yani slot'a yeni geldim. Üzerimi boşalttım, pot falan aldım. Birkaç tane falan kesip gireceğim. Direkt slot'a girmeyin. Çünkü yani gidip şuna bile 5'li atsam şunlar gelip bana vuruyor. Ve acayip vuruyorlar. Yani 800 acaba basılıyken bile 500-600 falan vuruyorlar. Çok tekin bir slot değil. Onun için dikkat edin. Yani üstüne basa basa bilgilendirmek istiyorum sizi. Çok sıkıntılı bir slot. İlk boss'umu aldım. Başka çıkacak mı bilmiyorum. 6 tane de Abyss Cam var bu arada. Onun dışında pot almaya gittiğim zaman üzerindeki şu 1,5 M'i sıfırlayıp karımı aldım üzerime. Yani 400-500K falan vardı üzerimde. Yani kazancım. Onu aldım üstüme. Şöyle göstereyim. Şu an 400K var. Şuraya 37 diye not aldım. O 37 17K Delos'a geçtim şeyden, Morlon'dan. 20K'da Delos'tan işte Dungeon'a ışınlanırken aldı.
37K'yı yazdım. Onun dışında RPR attığım zaman da alacağım. Zaten üzerimdeki parayı bankaya boşaltırken RPR yaptım. Onu düştüm. Düştüğüm için not etmedim. Yani bundan sonraki süreçte RPR'yi de not edeceğim. Umarım 1-2 boost daha alırsam çok güzel olacak. Yani biraz fazla pot yaktıran bir slot yalnız. Onun da bilgisini vereyim. Yani slotun içine girerseniz HP potunuz çok gidiyor. Uzaktan vurursanız da mana potunuz çok gidiyor. Ben slotun içine girmeyi tercih ediyorum çünkü daha seri oluyor. Şimdi iyice bir seyrelttim slotu bilerekten. Şöyle birkaç tane göstereyim size de. Bayağı zorlar. Yani çok kolay ölüyorlar ama gördüğünüz gibi çektiriyorlar yani. Şimdi tekrar ben durduracağım videoyu. Yine bu çıkarsa gösteririm. Zaten yani Hammer veya TS çıkmıyor sanırım. Bu zamana kadar hani bir tane bile atmadı. Abyss Camp çıkıyor. Çer çöp çıkıyor. Bir tane de buz çıktı. Başka çıkarsa yine göstereceğim. Buz çıkmazsa dediğim gibi videonun ortalarında görüşürüz. Şu anda son dakikaya girdim. Başka buz alamadık. Yani tek buzla sona doğru geldim. Birkaç tane daha keseceğim. Dolacak zaten bir dakikamız. Bayağı zorlar. Yani Master'ımı falan yaktılar birkaç kez ama köşeye kıyıya falan kaçtığımı doldurdum. Yani ona göre çok dikkatli olmamız lazım. Hani acilsiz falan iki tanesi kıstırdığımız sizi çok can yakıyorlar. Bitti şu anda. Sonucu kesiyorum. Şu üstte bir çıkalım. Son üzerimdekileri de satacağım burada. Bayağı da bir nakit kastım. Bu arada şu 37K'yı, şu RPR parasını. Onun dışında bir RPR daha yaptım. Onun da parasını. Üzerime aldım. Maradona gitmiştim şey için, pot almak için üstüme. O esnada üzerime aldım. Pardon, pardon diyorum. Verusa. Yani şu anda eksik para yok üzerimde. Birem 200K kasmışım. Şunları da satacağım. Şu iyiymiş aslında ya. Ama hata düşük. Neyse, sağ gitsin. Şu anda güzel. Ya 1M 300K nakit kastım. Çok çok mu pot harcadım? Ondan bahsedeyim biraz. Yani yanlış hesaplamadıysam 260 350 tane falan pot harcadım. Yani 350 400'ü bulmadı da 350 tane falan harcadım. Ya ben potu yançardan yapıyorum Priest'ten. Maliyeti bana 2,5K zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani 100 tane pot 250K. 400 tane yakmış olsam 1M yani maksimum 1M'lik pot yaktım. Yani şuradan düşecek olursak 300K karım var. Artı 15 Abyss, bir tane buz. Ama ben potu tabii ki de katmayacağım. Yani siz belki daha az, belki daha fazla pot yakarsınız. Ben direkt saf kazancımı göstereceğim size. 1M 300K nakit artı bir tane buz, 15'te Abyss Camp. Abyss Camp'lerde yanlış hatırlamıyorsam 40K'dı yani son fiyata. Yani bunu ben 40K'dan hesaplarsam 600K yapıyor. Onu da buraya eklersem 1900. 2,5M'de potumuz var. 4400 mü yapıyor? Aynen 4M 400K falan. Yani şöyle hatta 4 nokta
4400 değil, 4398. Şuradaki sürü 6'da ayarladım. Yani 4 hem 400K. Güzel, fena değil ama şöyle, yani bu buz çıkmazsa pek bir şey olmuyor, yani 2M falan kazanmış oluyorsunuz. Ki o 2M'i daha az spot yakarak başka yerlerde kasabilirsiniz. Ha, bir tane daha buz atsaydı efsane olacaktı, atmadı. Yani premium olanlar deneyebilir, denesinler, hatta deneyebilir değil, denesinler. Yani dediğim gibi 2 tane 3 tane buz alırsanız çok karlı bir slot. Ki şu slot için tavsiyem Battle Priest, yani varsa güzel ataklı, ya yani 8 veya 9 fabrik setli sağlam setlere takılı bir Battle Priest'iniz varsa TS'yi basıp girin abi slotun içine. TS olduğu için zaten otomatikman size vurmayacak. Hani iki atacağınız bir slot, tabi sağlam atağınız varsa, yani iki atıp geçeceksiniz. Bir de piriniz varsa of, tadından yenmez. Burada videoyu sonlandıracağım. 3 MS'm var, video başında söylemiştim. 4.sünün de çıkmasını bekliyorum. Çıkarsa 4 MS'yi birden XPS'ye basıp da gireceğim. Çıkmazsa da uzun bir süre, çıkmazsa da sıkılıp girebilirim. Onların da videosunu çekeceğim zaten, biliyorsunuz. Onun dışında başka farm düşünüyorum yine. Yani sürpriz bir şeyler yapabilirim. Yapabilirim, yapabiliyorum diyor. Sürpriz bir şeyler yapabilirim. Şu an videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.